Kreş örgü atölyesinden merhaba. Bugün size tığ işiyle bir iki günde yapabileceğiniz, hatta örgüde biraz tecrübeliyseniz bir günde bitirebileceğiniz bir bebek süveteri anlatacağım. Bunu hem kız çocuklar hem de erkek çocuklar için yapabilirsiniz. Erkek çocuklar için belki bunları ördüğünüz renkle şu oyaları yaparak hayal edebilirsiniz. O şekilde yapılabilir. Bu ayıcık figürünün yapılışı da bir önceki videoda mevcut. Aynı zamanda yorumlar ve açıklama kısmına da koyacağım. Bebekler için ya da çocuklar için ördüğümüz için bebe ipi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Tığ olarak da 4 numara idealdir. 4,5 da kullanabilirsiniz. Elinizde 3,5 varsa o da olur ama dokusu biraz sert olur. O yüzden 4 ya da 4,5 dedim. Şimdi eğer 9 ay civarı, 9-12 ay civarı yapıyorsanız ki ben öyle yapacağım. 24 santimlik bir zincir. Kullanacağınız ip farklı olabilir, örme şekliniz farklı olabilir. O yüzden santim ölçüsü veriyorum, zincir ölçüsü değil. 24-25 santim kadar bir zincir çekiyorsunuz. Kenarlarımızın düzgün ilerlemesi için, sağa sola genişleme ya da daralma olmaması için kenarlarda uyguladığımız metot, teknik çok önemli. Ona dikkat etmenizi istiyorum. Bazen ördüğünüz bu tarafa doğru daralabilir, genişleyebilir. Trabzanlı yapılan örgülerdeki en büyük problem bu. Bunu nasıl önüne geçeceğiz onu anlatacağım size. Eğer daha büyük bir bebek için, çocuk için yapıyorsanız, mesela 2 yaş için yapıyorsanız da bu 30 santim olmalı bu ölçü. Eğer daha küçük bebekler için yapıyorsanız işte 3-6 ay için 20-21 santim uygun olur. Yani bu şekilde 5 santim büyüterek ya da küçülterek tutturabilirsiniz. Her bebeğin tabii ki tıpatıp ölçüsünü bulmak mümkün değil. Bebeklerin iriliğine göre de değişir. Şimdi ben biraz daha küçük bir model üzerinde göstereceğim. 3 tane zincirle yukarı çıktınız. İlk trabzanın, ilk zincirin içine yapıyorsunuz. Bakın her bir zincir boşluğunun içine birer tane trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Her bir zincir boşluğunun içine birer tane trabzan yaparak gidiyoruz. Sıranın sonuna kadar bu metodu takip edeceğiz. Sıranın sonuna geldiniz. Burada önemli bir durum var. 2 ya da 3 zincirle. Gevşek örüyorsanız 2 zincirle, sıkı örüyorsanız 3 zincirle yukarı çıkıyorsunuz. Ben gevşek ördüğüm için 2 zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın şu ilk trabzanın üzerindeki bu 2 ya da 3 zincir bizim ilk trabzanımız. Eğer siz ikinci trabzanı şunun dibine yaparsanız modeliniz sağa doğru genişleme gösterir. O yüzden ikinci trabzanımızı bu ikinci trabzanın tam tepe noktasındaki boşluğa batarak yapıyoruz. Bu şekilde. Sonra üçüncü trabzanın tepe noktasına. Sonra dördüncü trabzanın tepe noktasına. Bu şekilde. Her bir trabzanın tepe noktasına batarak ilerliyorsunuz. Sıranın sonuna geldiğimizde bakın 2 tane trabzanımız kaldı burada. 2 tane trabzan kaldı. Buraya bir tane trabzan yaptık. Bakın son ikinin şurasına bir trabzan. Buradan sonra yukarı çıkarsanız modeliniz daralır. Burada bırakıp çıkarsanız modeliniz daralır. En son trabzan şunun da içinden geçirerek tığınızı mutlaka son trabzanınızı yapmanız gerekiyor. Bu şekilde bakın düzgün bir görüntü oluştu. Sonra tekrar 2 ya da 3 zincire yukarı çıktınız, döndünüz. Bakın buraya değil, ikinci trabzanın şu noktasına trabzan yaparak ilerliyorsunuz. Bu metodu tekrar ederek yukarıya doğru ilerleyelim. Sonra kol kesimini, yaka kesimini anlatacağım size. Şimdi 15 sıra kadar ördükten sonra kolları ve yakayı açmaya başlayacağız. Ama bu sadece dediğim gibi 9-12 ay için bir ölçü. Bebeğiniz daha büyükse, daha küçükse ölçüyü ona göre ayarlayacaksınız. Daha küçükse mesela 3-6 ay arasıysa 13 sıra örün. 2 yaşsa çocuğunuzun üzerinde ölçerek gidin. Her çocuğun boy ve kilo ölçüsü farklı olduğu için kesin bir şey söyleyemiyorum. Tek sayıyla başlayın demiştim. Tek sayılık bir trabzan temeli oluşturun demiştim. Bunun sebebi şu.
Yarısını buraya koyacağız, yarısı burada kalacak, yarısı burada kalacak. O tek sayı artan bir tane de ortada bizim, bakın böyle şöyle içine alın. Mesela atıyorum 51 tane trabzanınız var. 25 burada, 25 burada, toplam 50 etti. Kalan 51. de burada böyle bu şekilde bizim ayracımız olacak. Buradan ve buradan yakayı çıkaracağız. Dolayısıyla ortada bir genişlik sağlamış olacak, bir rahatlama sağlamış olacak o artan bir tane trabzan. Dediğim gibi tek sayıyla başlayın. O tek ilmeği şurada ortada çengelli iğneye alın. Yarısı burada, yarısı burada olacak. Artan bir ilmek de ortada bizim ayracımız olacak. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın ikinci trabzanın tepesine 1, üçüncüye 2, dördüncüye 3. Şöyle açtım. İki zincirle yukarı çıktım. Hemen yanından trabzanlarımla ileriye doğru devam ediyorum. Buraya kadar ilerleyip orada duracağım. Sıranın sonunda bakın tam ortada şu P noktasına yaptıktan sonra bir tane trabzanımı yukarıya iki zincirle çıkıyorum. İki zincirle çıkıyorum. Bakın şimdi yakayı açacağım için şuraya değil de bu bir ikinci trabzanın tepesine değil de üçüncü trabzanın tepe noktasına bir tane şöyle trabzan yaptım. Bakın böyle. Burada bakın bir eğim oluştu. Yaka açılmasıyla ilgili. Sonra devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Sıranın sonunda bakın şunu kaçırmayın. Buradaki trabzan biraz küçük gözüküyor. İlk yaptığımız trabzan kolu kestiğimiz için o ilk yaptığımız trabzanın da tepesine battık. Biraz zor oluyor buna batmak. Burada kol kesimimiz yine sabit. İki zincirle yukarı çıktım, döndüm. Tekrar yine ikinci trabzanım normal ilerliyorum her zamanki gibi. Sıranın sonuna geldiğimde bakın bunun tepe noktasına bir trabzan, sonra da sıraya başlarken iki zincir çekip bir tane trabzan yapmıştık. O trabzanın tepe noktasına mutlaka trabzanımızı yapalım. Onu atlamayalım dönerken. Şuradan daha rahat gösterebilirim. Bakın buraya yaptım. Şuraya da aynı şekilde trabzanımı yapıyorum. Yukarı çıkıyorum. Dönüyorum. İki tane zincir çekip dönüyorum. Sonra İkinci bir ikinci değil üçüncü trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yaparak eğimi yükseltiyorum. Bakın bir eğim oluşuyor burada sola doğru. Tekrar yine sıra sonunu dümdüz yukarı çıkacağım. Sıra sonunda hiç eksiltme artırma hiçbir şey yok. Sıra sonu tahmin edersiniz ki sabit kalacak. Yani normal süveterlerde olduğu gibi kol kısmımız burada. Ama burada da sıra sonunu atlamamanız gerekiyor. Bakın. İki tane. Sonuncunun tepe noktasına mutlaka batarak iki zincirle çıktım ya da üç zincirle çıkıyorsunuz. Sonra da şu ikincinin tepe noktasına batarak burası kol kesim yerimiz çünkü. Arkada da kolu bu metotla keseceksiniz. Arkayı anlatmayacağım bu şekilde. Kol kesimini yine 4 ya da 5 tane sık iğne yaparak, çocuğunuz daha büyükse biraz daha fazla yapabilirsiniz sık iğneyi, 6-7 yapabilirsiniz. Kol kesimini yaparak ileri geldik. Şimdi aynı metotla sıranın sonundaki trabzana şu boşluklu 3 zincirli kısımdan önce hemen bir tane trabzanı yaptım. 2 zincirle yukarı çıkıp döndüm. Yine burada bakın 1, 2, 3'üncünün tepe noktasına batarak
yaka açmaya devam ediyorum. Bu metodu sürdürelim birkaç sıra daha. Evet, ben belli bir açıklık yaptım. 11-12 santim kadar şurası şöyle. Bunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Açıklığı ne kadar istiyorsanız. Böyle bu şekilde açtım. Şimdi buradan itibaren artık ipimi kesip diğer tarafta çalışmaya başlayacağım. Burada nerede başlıyorum? Şimdi burası bittikten sonra yapmamız gereken şey şöyle döndürüyoruz. En baştan tığımızı geçirdik. Tıpkı bir zincir çekelim. İlk seferde olduğu gibi. Kaç tane kestiysek diğer taraftan 5, 6, 4 bilemiyorum. Şimdi başta bir zincir çektim. 3 tane sık iğne yaptım. 4.'cüyü buraya yapıyorum. 2 zincirle çıkın burada. Ve boşluklara normal trabzanlarımı yaparak diğer tarafta kol kesimde hangi metodu uyguladıysam o metodu uygulayarak ilerliyorum. Sonra bakın şöyle şunun üzerindeki bunu çıkaralım. Trabzanlarımız tek sayı olacak demiştik. Ortada bir tane trabzanı sabit bırakıyoruz. Bakın ortada bir tane bu şekilde trabzanımız sabit kalıyor tek sayı olacağı için. Ve burada bir ayrım oluşuyor bu şekilde. Ve dönüyoruz. Bir, iki taneyle dönüyorum ben. Tekrar yine bir, iki, üçüncü boşluğa. Yakayı aynı şekilde diğer tarafta hangi metotla açtıysak burada da o metotla açıyoruz. Kol tarafında dümdüz ilerliyoruz. Yaka tarafında da diğer tarafta açtığımız gibi dönüşlerde iki zincir bir trabzan atlayarak burada sıra sonunda dikkat etmemiz gereken şey son trabzanı görmek. Başta 4-5 tane biliyorsunuz. Bakın şu son trabzanın da üzerine trabzanımızı yapıp bu ilk sırada önemli olan bu. Bunu kaçırmamak. Sonra normal kol tarafını dümdüz ilerleyip yaka kısmını eğimli şekilde ilerleyerek yukarı çıkmak. Yine sıranın sonuna geldim. Son trabzanımın tepe noktasına bir tane trabzan yapıp iki zincirle dönüyorum. 1 2 ipi tığın üzerine alıyorum. 3. trabzan boşluğumda eğimli bölümü sürdürmeye devam ediyorum. Ve aynı ölçüde iki tarafı da örüp kestikten sonra yakamız açılmış durumda. Sonra bunun üzerinden geçeceğiz videonun sonuna doğru. Bu şekilde yaptık. Evet, arka tarafı da yine aynı ölçülerde kol ölçüsü neyse kola gelene kadar kaç sıra ördüyseniz yine o kadar ördüm. Şimdi tekrar kolları açmayı göstereyim. Göstermeyeceğim dedim ama şimdi hem burada hem burada açmanız biraz zor olacak. Ben size anlatayım arkada kolları nasıl açtığımızı. Evet, arka tarafı da yine aynı ölçülerde kol ölçüsü neyse kola gelene kadar kaç sıra ördüyseniz yine o kadar ördüm. Şimdi tekrar kolları açmayı göstereyim. Göstermeyeceğim dedim ama şimdi hem burada hem burada açmanız biraz zor olacak. Ben size anlatayım arkada kolları nasıl açtığımızı. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın ikinci trabzanın tepesine 1, 3.'ye 2, 4.'ye 3. Şöyle açtım. İki zincirle yukarı çıktım. Hemen yanından trabzanlarımla ileriye doğru devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Bakın burada 4 tane 1, 2, 3, 4 trabzan kaldı. Şimdi 1 sık iğne, 2 sık iğne, 3 sık iğne, 4.'yü de en son olan trabzanımızın içinden geçirerek bir sık iğne yapıyorum.
İpimi kesiyorum. Bir zincir de çekip kesebilirsiniz daha sağlam olması için. Sonra yaptığım son trabzanın tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Bir iki zincir çekip dönüyorum ve normal trabzanlarımı ileriye doğru örmeye başlıyorum. Burada bir kol açıklığı oldu. Aynı sıra içinde kolu her iki taraftan da kesmiş olduk bu şekilde. İpi kesme sebebim oydu. Aynı sırada kesim işlemini yapmak. Sıranın sonunda bakın buradan trabzanı çıkardık. Burada en son trabzan biraz küçük gibi duruyor. İki zincir çektiğimiz yer. Orayı da unutmayın. Buradan da mutlaka bir tane trabzan çıkarın ki yanlar eşit olsun. Tekrar yine iki zincirle yukarı çıkıp biraz eğim olsun istediğim için yanlarda iki zincir çekiyorum. Kol açtığımız için yine dümdüz yukarıya çıkacağız. Bakın arka tarafı da yanları keserek ördüm. Aynı ölçülerde. Şimdi bunları tepeden ve yanda şuralardan dikeceğim. Burada tığla birleştirmek biraz kaba oluyor. Dikerek birleştirin. Şu tepeleri şuraya kadar, şuradan şurayı ve bu yanları dikin. Yanları dikin. Şimdi süreterimizi diktik. Oya kısmına geçeceğiz. Erkek çocuklar için bu oyayı aynı renk yapabilirsiniz ya da siyahla yapabilirsiniz. Fark etmez. Yani illa bir oya görüntüsü istemiyorsanız. Şöyle yapacağız. Bir tane zincir yapacağız. İlk boşluğumuza battık. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne geçeceğiz. Başka türlü oyalar da yapabilirsiniz. Yani hani kız çocuk için daha gösterişli bir şeyler yapabilirsiniz. Ben şimdi hem erkek hem kızların kullanabileceği biraz kalın bir tığla yaparsanız bunu daha hani çok sıkı olmasın, yaka kafadan geçecek gibi olsun. Bakın buradan itibaren bu şekilde aşağıya doğru. Çok sıkı örüyorsanız aralara şöyle bir zincir çekip gidin. Sıkı olursa eğer. Ben gevşek ördüğüm için. Ama şurada köşeye dönerken bir zincir çektim. Bakın böyle. Çok sıkı örüyorsanız dediğim gibi birer zincir çekin. Şimdi bakın burada trabzanlı kısımlara geldik. Her bir trabzanın içine 2 ya da 3 tane artık örme şeklinize bağlı olarak 2 ya da 3 tane sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorsunuz. Göz kararı gideceksiniz biraz. Çok da sıkıştırmayın burayı bakın. Çocuğun kafası geçmez sonra. Bu şekilde aşağıya doğru iniyorsunuz. Bakın tam ortada da şöyle yine burada bakın görüntümüz bu şekilde. Buradaki biraz hani trabzanlı görüntü sanki çirkin gibi oluyor. O yüzden böyle bir oya yapma gereği duydum. Yapmaya da bilirsiniz. Karar sizin. Böyle döneceğiz ve buraya kadar oyamızı yapacağız. Şimdi yakamız bitti. Aynı şeyi kollarda yapıyorum. Her iki kolda da yine böyle güzel gözükmesi için kenarları geçiyorum sık iğneyle. Her bir trabzan boşluğunun içine 2 ya da 3 tane sık iğne yaparak. Ben biraz gevşek ördüğüm için ikişer sık iğne yapıyorum bu şekilde. Gevşek yapın, sıkı örmeyin. Mümkün olduğunca elinizi gevşek tutun. Yarım trabzan olarak da geçebilirsiniz. Yani şu kenarlardaki görüntü dediğim gibi erkek çocuklar için ördüğünüz renkle yapabilirsiniz. İlla başka bir renkle yapmanız gerekmiyor. Evet, şöyle bir ayıcık figürü de koyduk üzerine. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım nasıl yapıldığını. Yorumlar kısmına ve açıklama kısmına da linkini yazacağım. Oradan tıklayarak yapabilirsiniz eğer bu şekilde örmek istiyorsanız. Süveterimiz hazır. Hepinize kolay gelsin.